Bu akşamki programımızda sizlerle Mevlid Kandili hakkında öncelikle konuşacağız. Malumunuz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan akşam Mevlid Kandili kutlandı. Yine ayrıca bugün malumunuz 10 Kasım. 10 Kasım nedeniyle Büyük Atatürk hakkında birkaç konuya temas edeceğiz. Özellikle de birkaç gün evvel Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan bir belgeyle alakalı olmak üzere de konuşacağız. 5 Mart 1924 tarihli bir belge yayınladı Yeni Şafak gazetesi. Bu belgede ne anlatılıyor? Atatürk tarafından, o zamanki hükümet tarafından yayımlanmış bir belge, bir genelge. Diyanet Teşkilatı'na gönderilen bir genelge ve hutbe ile alakalı, hutbelerle alakalı bir genelge. Ona değineceğiz ama öncelikle Mevlid Kandili, kandil kavramı, Hz. Muhammed'in doğumu meselesiyle ilgili olarak konuşalım. Evet, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan akşam Mevlid Kandili kutlandı. Şimdi bizim kültürümüzde egemen dini anlayışın çerçevesinde konuşuyorum. Bizim kültürümüzde bu kandiller konusu önemli bir konu. Ve çok büyük itibar gösteriliyor malumunuz. Özellikle Anadolu Türk Müslümanlığı noktasında bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz, gözlemliyoruz. Kandiller denildiğinde aklımıza Mevlid Kandili geliyor, Miraç Kandili geliyor, Berat Kandili geliyor, Regaib Kandili geliyor. Tabii bir de Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi de kandil olarak kutlanılan dini gün ve geceler arasında önemli bir yer tutuyor. Biz bugün özellikle Mevlid'le, Mevlid Kandili ile ilgili olmak üzere konuşalım. Bunu konuşmak istiyoruz zira. Önce şunu ifade edelim. Hazreti Muhammed'in döneminde kandil kutlaması diye herhangi bir uygulama söz konusu değil. Mevlid Kandili özelinde konuşursak, Mevlid Kandili de İslam'ın doğuşundan yaklaşık 300 sene sonra Eyyubiler devletinden evvel, yani Mısır'da Fatımiler devleti dönemini kastediyorum. Fatımiler döneminde kutlanmaya başlanılıyor Mevlid Kandili. Tabi evvelce sadece Mevlid deniliyor. Mevlid gecesi, Mevlid günü ifadesi kullanılıyor. Mevlid Kandili tabiri daha sonra söylenmeye başlanıyor. Bir takım bu hususta bir takım aktarımlar, rivayetler var. Bir rivayete göre 11. yüzyılda Şam'da Emevi camisinde kandiller yakıldığı için kandil sözü oradan geliyor biçiminde bir açıklama var. Bir başka bilgiye göre 2. Selim döneminde, yani 1566-74 yıllarında bu dönemde camiler aydınlatılıyor, kandiller yakılıyor. O sebeple bu dini gecelere diyelim, tırnak içinde ifade etmiş olalım, kandil tabiri kullanılmaya başlıyor. Şimdi tekrar Fatımiler dönemine dönelim. 900'lü yıllar, yani 10. asırdan bahsediyoruz. 10. asra kadar Mevlid kutlaması diye bir kutlama söz konusu değil. Daha net anlaşılsın diye ifade edelim. Hz. Muhammed kendi döneminde kendi doğumunu kutlatmış yahut kutlamış değil. 4 halife dönemi denilen dönemde de böyle bir şey söz konusu değil. Yani Halife Ebubekir döneminde bu yok. Halife Ömer döneminde yok. Halife Osman döneminde yok. Hazreti Ali döneminde de bu yok. Emeviler döneminde de yok. Daha sonraki yıllarda da yok aslında. Bu Mevlid Kandili, Fatımiler, bir Şii devleti olan Fatımiler döneminde başlıyor. Hatta Fatımiler sadece Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in doğumuyla ilgili, ilintili olarak değil Mevlid'i, Hazreti Muhammed'le birlikte Hazreti Ali'nin doğumu için de Mevlid Kandili, Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in doğumları için de ayrı ayrı Mevlid törenleri düzenliyorlar. Daha sonraki yıllarda bu törenler sadece Hazreti Muhammed'in doğumunu kutlayacak şekilde yeniden düzenleniyor. Bir dönem sadece Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için Mevlid törenleri yapılıyor. Eyyubilerden düzeltiyorum. Fatımilerden sonra Eyyubiler döneminde bir bakıyoruz ki Mevlid törenleri yasaklanıyor. Ancak
bir müddet sonra yine ifade edelim, Erbil Atabeyi Muzafferüddin Kökbörü döneminde Mevlid kutlamaları yeniden başlıyor. Çok ilginç bilgiler var bu hususta. Şöyle ifade edelim, bu törenlere büyük katılımlar söz konusu. Binlerce hayvan kesiliyor, yemekler dağıtılıyor, helvalar dağıtılıyor. Ve ilginçtir, bu törenlerde, yani mevlid törenlerinde sufi gruplar daha ön plana çıkıyor. Zikir meclisleri düzenleniyor, sema ayinleri yapılıyor, sema dönülüyor. Ve bu şekilde Hazreti Peygamber'in doğumu kutlanıyor. Kendisi kutlamamış, sonraki dönemlerde kutlanmamış, tekrar ifade etmiş olalım. Ve fakat bir süre sonra böyle bir uygulama ihdas edilmiş, bir gelenek oluşturulmuş. Bu gelenek tabii devam ediyor ve günümüze kadar geliyor. Artık öyle bir veçhe kazanmış durumda ki, yani Mevlid Kandili sanki Kur'ani, dini, Muhammedi, İslami bir ritüelmiş gibi telakki ediliyor. Bir ibadetmiş gibi hatta telakki ediliyor. Halbuki bu tamamen kültürel bir olay. Bir gelenek, yani herhangi bir ibadet boyutu söz konusu değil. Bununla birlikte bu bilgiye ilaveten belirtelim. Hazreti Muhammed'in doğumunu kutlamak dinen ve Kur'ani açıdan yanlış mıdır? Buna yanlış diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu bir gelenektir sonuç itibariyle. Bir kültürel, bir folklorik belki uygulamadır. Bu açıdan bakıldığında Müslüman toplumların kimliği açısından zaman içerisinde oluşmuş önemli bir kültürel unsur olarak telakki edilebilir. Ancak şimdi bu noktada asıl problemli konu şurası. Hazreti Muhammed'in doğumunu kutluyoruz da, Mevlid Kandili diye bir kandil idrak ediyoruz da, acaba Hazreti Muhammed'in ne zaman doğduğu, hangi yıl doğduğu, hangi gün doğduğu kesin olarak belli mi? İşte bu soruya çok açıklıkla cevap verelim. Hayır, hangi yıl doğduğu da, hangi gün doğduğu da müttefekun aleyh, yani tam bir görüş birliği içerisinde herkesin net bir tarihi işaret edeceği kesinlikle değil. Şöyle ifade edelim tekrar açıklayıcı olması açısından. Muhammed Hamidullah, meşhur İslam tarihçisi der ki Hazreti Muhammed 17 Haziran 569'da doğdu. Ve fakat işte Mahmud Paşa el-Feleki o der ki 20 Nisan 571'de doğdu ki bu tarih malumunuz şu anda sanki çok yaygın, herkesin kabul ettiği bir tarihmiş gibi yansıtılıyor. Oysa öyle değil. Yine ifade edelim, Konrad'a göre de 570 yılındadır. Hazreti Peygamber'in doğum yılı 570 yılıdır. Ancak bir de gün meselesi var. Sünni ulema ve Sünni İslam tarihçileri diyelim, Sünni anlayışa göre diyelim, Hazreti Muhammed Rebiül Evvel ayının 11. gününü 12. güne bağlayan gece, Rebiül Evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Ve fakat Şii ulema der ki hayır, 17. gün doğmuştur. Şimdi bu bilgileri aktarmaktaki başka bilgiler de var elbette ki, 22 Nisan'dır Hazreti Muhammed'in doğumu diyen aktarımlar da var. Bu bilgileri aktarmamdaki sebep şu: Hazreti Muhammed'in ne zaman doğduğu çok netlikle, apaçık bir şekilde ortaya konulamıyor. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. 569 diyen var, 570 diyen var, 71 diyen var. Gün itibariyle de farklı farklı görüşler söz konusu, malumunuz, biraz evvel aktardım. Böyleyken Hazreti Muhammed şu gün doğdu biçiminde bir görüş ortaya koymak ve oradan hareketle Mevlid Kandili tertip etmek biraz sıkıntılı gibi görünse de, belki bir zamana yayılarak, işte bir haftalık bir dilime yayılarak kutlamak biçiminde bir düşünce de söz konusu olabilir. Nitekim bu tarihte dillendirilmiş, yakın zamana kadar da bu, biliyorsunuz, Türkiye'de de uygulanmaya çalışıldı. Bir bid'at olarak telakki edilip daha sonra bu uygulamadan vazgeçildi. Kutlu Doğum Haftası'ndan bahsediyorum sevgili izleyenler. Kutlu Doğum Haftası diye bir haftamız vardı malumunuz.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, ama Diyanet'te bir müddet diyelim egemen olan Fethullahçı gruplar ve onların anlayışı doğrultusunda bu Kutlu Doğum Haftası ihdas edilmişti. Daha sonra Fethullahçı darbe girişiminden sonra bu uygulamaya son verildi ve peygamberin doğumu tarihsel, geleneksel anlamda yine Mevlid kandiline sabitlendi. Hicri takvim esas alınarak yani sabitlendi. Malumunuz Kutlu Doğum Haftası miladi takvimi esas alarak kutlanılıyordu, öyle ifade edelim. Bid'at denildi ve Kutlu Doğum Haftası'ndan vazgeçildi. Şimdi Kutlu Doğum Haftası bid'at midir? Evet, bid'attir. 1989 yılında bu başlamıştır ve birkaç yıl evvel de malumunuz sona erdirilmiştir. Peki Kutlu Doğum Haftası bid'at de Mevlid Kandili bid'at değil mi? İşin aslını soracak olursanız aslında o da bid'attir. Bid'at ne demektir? Dinde olmadığı halde dine sonradan sokulan uygulamalar, sanki dindenmiş gibi gösterilen uygulamalar. Şimdi bu noktada açık bir şekilde dile getirmemiz lazım. Mevlid Kandili dini bir mahiyete sahip değildir. Diğer kandiller de aynı şekilde dini bir mahiyete sahip değildir. Bir tek Kadir Gecesi ile ilgili biraz daha ihtiyatlı konuşmak icap eder. Zira Kadir Gecesi ile ilgili Kur'an'da bir takım bilgiler vardır. Hatta Suretul Kadr, Kadir Suresi vardır malumunuz. O konuyu kenarda tutarak söylüyorum. Kandiller de aslında tümü bid'attir. Bu açıdan bakıldığında Kutlu Doğum Haftası'na karşı çıkmak meşru addediliyor. Lakin diğer kandillere, kandil kutlamalarına karşı çıkmak yadırganıyor. Tabii onların geçmişi çok daha eskiye dayandığı için ve yerleştiği için zannediyorum. Kutlu Doğum Haftası o kadar zorlamaya rağmen toplumca benimsenmedi ve yerleşmedi. Çok büyük törenler yapılmaya çalışılsa da, okullara kadar, eğitim kurumlarına kadar sokulmaya çalışılsa da bu hususta başarılı olunamadı. O sebeple belirtelim, Kutlu Doğum Haftası Türkiye tarihinin en ilginç uygulamaları olarak tarihimizdeki yerini aldı ve fakat diğer kandil kutlamaları devam ediyor, devam edeceğe benziyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve Türkiye'deki bir takım dini çevreler tarafından bu kandiller kutlanıyor, idrak ediliyor. Dindar halkımız da ehemmiyet gösteriyor bu gibi dini günlere ve gecelere. Bu noktada kandillerle alakalı olmak üzere bir bilgi, ilave bir bilgi olmak üzere şunu ifade etmeliyiz. Hiç kimse kandil kutlamıyor veya kandil kutlamalarına katılmıyor diye dinen herhangi bir eksiklik içerisinde değerlendirilemez. Zira bunlar, üzerine basa basa ifade edelim, dinin aslından olan uygulamalar değildir. Sonradan icat olunmuş uygulamalardır. Bunun çok önemli bir husus olduğunu belirtmek durumundayım. Tabii mevlid denildiğinde, kandil denildiğinde, bu tip kutlamalar denildiğinde aklımıza gelen ve üzerinde durmamız gereken, en azından birkaç cümleyle değinmemiz gereken bir başka husus daha var. O da mevlid okuma tabiri malumunuz. Mevlid okumak, mevlid okutmak. Şimdi tabii mevlid doğum demek, doğum zamanı demek. Ama aynı zamanda Hazreti Muhammed'in doğumunu veya hayatını anlatan şiirlere de mevlid denildiğini biliyoruz. Bir zamanlar bu mevlid tabiri çok daha geniş anlamda kullanılıyordu. Yani alim kabul edilen, veli yani evliya kabul edilen bir kısım kimseler için de mevlid törenleri yapıldığını biliyoruz tarihte. Onlar için yazılmış şiirlere bile mevlid denildiğini biliyoruz. Ancak süreç içerisinde bu tamamen Hazreti Muhammed'e özgülenmek üzere bir hal almıştır. Onu da belirtelim. Şimdi Türkiye'de ve Türkçe'de mevlid denildiğinde, mevlid okumak tabiri üzerinden söylüyorum, aklımıza hemen Vesiletün Necat isimli şiir geliyor veya şiirler dizisi geliyor. Meşhur Süleyman Çelebi'nin yazdığı Vesiletün Necat. Bugün
Türkiye'de en çok Türk dünyasında veya işte Balkanlarda, Kafkasya'da en çok okunan, Anadolu'da en çok okunan mevlid Süleyman Çelebi'nin mevlididir. Tabii bu mevlid Türkçe. Türkçenin dışında dillerde de mevlidler okunuyor. Yani Arnavutça mevlid var mesela, Çerkezce mevlid var mesela ve diğer dillerde. Müslüman halkların dillerini esas alarak söylüyorum. Bu dillerde de okunan mevlidler var. Bunları kendi açımdan ifade ediyorum. Kültürel ve folklorik bir uygulama olması bakımından değerli buluyorum. Ancak asla dini bir uygulama olarak telakki edilmemeli. Bunu da özellikle belirteyim. Bu vesileyle her ne kadar net doğum yılı ve doğum günü belli olmasa da bu konuyu vesile addederek büyük devrimci, eşsiz bir toplumsal önder ve Tanrı elçisi olarak kabul ettiğimiz, inandığımız Hazreti Muhammed Mustafa'yı da saygıyla ve esenlik dileklerimizle anıyoruz, doğumunu kutluyoruz. Umarım Hazreti Muhammed gerçek tarihsel, sosyal kimliğiyle anlaşılır, idrak edilir. Bir kısım hurafe içerikli anlatımların elinden kurtarılır. Umarım Hazreti Muhammed bir kısım gerici, dinci, yobaz kesimlerin malzemesi olmaktan çıkarılır. Bu da bizim en samimi temennimizdir. Hazreti Muhammed'in yaptıkları büyük bir toplumsal devrimdir. İslam sosyal bir harekettir. Bir ilerici harekettir. Doğuş yıllarına göre, teşekkül ettiği zamana göre konuşuyorum değerli izleyenler. Efendim, bir diğer konuya daha değineceğimizi söylemiştik. Bugün malumunuz 10 Kasım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük kurtarıcım, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 81. yılı nedeniyle törenler yapılıyor, yapıldı. Bütün Türkiye'mizde ve dünyanın değişik yerlerinde. Bu vesileyle biz de bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, özlemle ve minnetle anıyoruz. Efendim, 10 Kasım demişken uzun süredir Türkiye'de tartışılan bir konu var. Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Kasım'larda, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da, 30 Ağustos'ta, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümlerinde camilerde okunan hutbelerde Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten bahsetmiyor. Bir cümleyle bile olsa değinilmiyor. Bununla ilgili olarak birkaç yıldır çok ciddi bir toplumsal tepki oluştu. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu tepkilere direndi, direniyor. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle birkaç gün evvel Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir bildiri yayınlandı. Ve Cumhuriyet'i kutlama bildirisiydi bu. Ve bildiride Cumhuriyet'in öneminden bahsedildi. Ve Atatürk'ün adı da anıldı, silah arkadaşları anıldı. Tabii bu toplumsal tepki sonucu aslında oluştu. Diyanet uzun süre böyle bir uygulamayı gerçekleştirmiyordu malumunuz. Ve hutbelerde neden Atatürk'ün adı anılmıyor, neden Cumhuriyet'ten bahsedilmiyor biçimindeki yakınmalar Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde bir baskı oluşturdu. Ancak yine ifade edelim, birkaç gün evvel zaten programın girişinde de değinmiştik, Yeni Şafak gazetesi bir haber yayınladı. Bu haberde bir belgeden bahis var. Belge 5 Mart 1924 tarihli. 5 Mart 1924 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Reisi Cumhur Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıyla bir genelgenin gönderildiği Diyanet Teşkilatı'na ve bütün Türkiye'ye. Bu genelgede camilerde okunan hutbelerde hiçbir ismin zikredilmemesi belirtiliyor.
Aslında sözü uzatmadan çok kısa olan, yaklaşık bir cümleden ibaret olan bu belgeyi size takdim edeyim. 5 Mart 1924 tarihli Badema hutbelerde isim zikredilmeksizin millet ve cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilmesi takarrur etmiş ve bu kararın bil cümle vilayete tebliği dahiliye vekaletine havale edilmiştir diyor. Efendim bakın, bu belgeden hareketle o gazete şöyle bir haber yapıyor. Diyor ki camilerde Atatürk'ün anılmasına anılmıyor diye neden şikayet ediyorsunuz? Anılmamasını Atatürk'ün bizzat kendisi istedi. Hiçbir isim belirtmeyin hutbelerde dedi. Yani bu hususta niye tepki gösteriyorsunuz Diyanet'e? Mealinde bir haber yaptı Yeni Şafak gazetesi. Ancak bu gerçeği yansıtan bir haber değil. Ve bu belge böyle yorumlanamaz. O belgenin yayınlandığı tarihteki toplumsal koşulları iyi bilmek lazım. Bakın tekrar belirtiyorum. 5 Mart 1924'te bu belge, bu genelge. 2 gün evvel halifelik kaldırılmış. 2 yıl evvel saltanat kaldırılmış. Ancak padişahın ve halifenin siyasi gücü hala önemli bir etkiye sahip. Camilerde, hutbelerde, o zamana değin, cuma hutbelerinde halifenin adının anılması, sultanın adının anılması zorunluydu. Ve fakat saltanat kaldırılmış, hilafet de kaldırılmış, hutbeler devam ediyor doğal olarak, tabiatıyla. Bir kısım cami görevlileri hala hutbelerde padişahın ve halifenin adını zikredebilirlerdi. Nitekim zikredenler vardı. İşte bunlara karşı bu belge yayınlanmıştır. Bu belgede diyor ki hiçbir isim zikredilmeyecek. Yani şu denilmek isteniyor aslında. Sultanın, halifenin adını sakın camide, hutbede anmayın. Çünkü Osmanlı döneminde böyle bir mecburiyet vardı. Sultanın adı, halifenin adı hutbede mutlaka zikredilirdi. Bu belgede işte buna ilişkin bir düzenleme var. Sanki bu belge Atatürk kendi adının anılmasını hutbelerde, camilerde istememiş gibi yorumlanarak haber yapılıyor Yeni Şafak gazetesi tarafından. Bu doğru bir yorumlama değil, tarihi hakikatlere de aykırı. Ayrıca şunu belirtelim, belgede millet ve cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilmesi biçiminde bir ifade de var. Şimdi soralım, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okutulan hutbelerde hiç cumhuriyetle ilgili bir ifadeye rastlıyor muyuz? Bir cümleye rastlıyor muyuz? Hadi Atatürk'ün adını zikretmediler bu belgeyi bahane ederek diyelim. Bahane ederlerse eğer, ediyorlarsa eğer. Peki cumhuriyetle ilgili neden hiçbir söz, hiçbir açıklama yapılmıyor hutbelerde? İşte birkaç gün evvel oluşan tepkilerden dolayı bir bildiri yayınladılar. Hutbe değildi ama o, tekrar ifade edeyim. Diyanet İşleri Başkanı tarafından yayınlanmış bir belgeydi. Hutbelerde yine tabii söz konusu olmadı maalesef. Dolayısıyla tarihi belgeleri çarpıtmadan yorumlamak lazım. Tarihsel koşulları dikkate alarak yorumlamak lazım. Bir de şunu ifade edelim. Hutbelerde isim zikredilmeksizin ifadesi önemli. Yani burada kastolunan siyasi figürler. O dönemde padişah ve halife önemli siyasi figürdü. Her ne kadar konumlarından uzaklaştırılmış olsa da. Bu nedenle böyle bir ifade var. Öte yandan şunu söyleyelim. Atatürk, Türk milleti için, milletimiz için siyasi bir figür değildir. Siyasi bir figür olmanın çok ötesine geçmiş, artık milli bir kahramandır, büyük bir devrimcidir. Dolayısıyla aktüel politik figürlerden birisiymiş gibi telakki edilemez. Biz her türlü siyasi görüşün dışındayız. O nedenle de Atatürk'ü camilerde anmayız biçiminde bir açıklama, özrü kabahatinden büyük denilecek bir açıklamadır. Atatürk aktüel politik bir siyasi figür olarak telakki edilemez. Bu yanlıştan da bir an evvel dönülmelidir. Elbette ki her hutbede Atatürk'ün adının anılması söz konusu olamaz. Zira Atatürk dini bir önder değildir. Ancak milli bayramlara ve milli günlere denk gelen hutbelerde bir cümleyle, birkaç cümleyle bahsedilmek durumundadır. Bu
bir vefa borcudur zira. Yani şu ifade edilmelidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun benzeri cümleleri cami kürsülerinden neden duyamıyor Müslüman ahali, dindar halkımız, cami cemaatimiz, biz neden duyamıyoruz? Bunu duymalıyız. Bu bizim hakkımız. Zira o camiler de, o camilerdeki din görevlileri de hepimizin vergileriyle finanse ediliyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, cumhuriyettir. Diyanet İşleri Başkanlığı bir cumhuriyet kurumudur, evet. Ancak bir cumhuriyet kurumu ise cumhuriyet kurumu olmanın gereğini yerine getirerek bu milli günlerimize sahip çıkmak durumundadır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum kıymetli izleyenler. Tabii biz 81. ölüm yıl dönümünde Büyük Atatürk'ü saygıyla, özlemle, minnetle andığımızı ifade etmiştik programımızın içinde. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken birkaç satırla ne yapmıştır Atatürk, ondan bahsedelim. Ve niçin büyük bir özlemle, büyük bir saygıyla bir milli kahraman olmak üzere onu anıyoruz, yad ediyoruz. Atatürk, bakınız, bir devlet kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Devlet kurmak adı üzerinde büyük bir iştir, büyük bir devrimdir. Bir devlet kurucusunu anmak saygın bir davranıştır. Saltanatı kaldırmıştır Atatürk. Halifeliği kaldırmıştır. Cumhuriyetimizi inşa etmiştir, kurmuştur. Tekke ve zaviyeleri kapatmıştır. Yazı devrimi yapıp Arap harflerini yasaklamıştır. Okuma yazma seferberliğiyle cehalete karşı savaşta büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Uluslararası ölçü ve tartı esaslarını almıştır. Güneş takvimini esas alan takvim düzenlemesi yapmış, hafta tatilini cumadan pazara almıştır. Şeriat yasalarını kaldırmıştır. Kadınları erkeklerle hukuken eşit hale getirmiştir. Seyitlik, şeyhlik gibi ünvanları yasaklamıştır. Büyücülüğü, üfürükçülüğü, muskacılığı yasaklamıştır. Giyim kuşam devrimi yapmıştır. Ümmet kimliği yerine modern Türk ulusu kimliğini inşa etmiştir. Türk dilini sadeleştirmiştir. Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmiş ve tefsirini yaptırmıştır. Hadis kitaplarını da Türkçe'ye çevirtmiştir. Okullar, fabrikalar yapmıştır. Yollar, köprüler, demir yolları yapmıştır. Hastalıktan kırılan Anadolu insanını tedavi için hastaneler inşa etmiştir. Türk tarımını modernize etmiştir. Hayvancılığı ayağa kaldırmıştır. Sanayide dev adımlar atmıştır. Limanlarımızı, denizlerimizi millileştirmiştir. Bitmek bilmeyen savaşların ardından yorgun ve bitkin düşmüş olan bir halkın özgüvenini yeniden ayağa kaldırmıştır. Yurtta barış, dünyada barış diyerek memleketimizin çevresini bir barış bölgesi haline getirmiştir. Peki, şimdi Büyük Atatürk yaptığı bu büyük işlerden dolayı engin ve derin bir saygıyla anılmayı, yad edilmeyi hak etmiyor mu? Elbette ki hak ediyor. Camilerde de anılmayı hak ediyor. Her yerde, her mekanda anılmayı hak ediyor. Camilerde de, elbette ki hutbelerde anılmayı hak ediyor. Değerli izleyenler, Atatürk'ün etkisi sadece Türk ulusu için ve Türkiye için değil, bütün İslam dünyası için söz konusudur. Büyük bir etkisi olmuştur İslam dünyasında. Nitekim Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Muhammed Ali Cinnah, Atatürk'ün ölümünün ardından şunları söylüyor. Atatürk, modern İslam dünyasındaki en büyük Müslümandı. Ve ben eminim ki bütün İslam dünyası onun ölümünü derinden hissedecektir. Muhammed Ali Cinnah, 1938 yılında Hint Müslümanlarının ve Pakistan'ın milli şairi kabul edilen Muhammed İkbal'in ve Büyük Atatürk'ün ölümü üzerine bir başka konuşmasında şöyle söylüyor. Aramızdan ayrılan başka bir şahsiyet, dünya çapında tanınan devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun ölümü İslam dünyası için büyük bir kayıptır. O, Müslüman doğunun ileri gelen bir şahsiyetiydi.
O İran'da, Afganistan'da, Mısır'da ve tabii ki Türkiye'deki nüfuzu ile Müslümanların nelere kadir olduğunu göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında İslam dünyası büyük bir kahramanını kaybetmiştir. Önlerinde böylesine ilham veren bir örnek dururken Hint Müslümanları bataklıkta kalmaya devam mı edeceklerdir diyor. Yani kendi halkına sesleniyor Muhammed Ali Cinnah. Muhammed İkbal'in ölümünün ardından yayınladığı mesajında Atatürk'ten de bahsediyor. Yani 1938 yılında Muhammed Ali Cinnah bu mesajını Muhammed İkbal'in ölümüyle birlikte yayınlıyor. Aynı yıl vefat ediyor Muhammed İkbal ve Büyük Atatürk. Tabii Muhammed İkbal Pakistan'ın milli şairi, Hint Müslümanlarının diyelim, milli şairi kabul edilir. Bir şiirinde Atatürk'e Muhammed İkbal şöyle sesleniyor. Mustafa Kemal Paşa'ya sesleniş, şiirin adı da değerli izleyenler. Bir millet var, biz onun varlığıyla ulaştık, ilahi kanunların gizli gerçeklerine. Bir bakışla yön verdi bizlere, dağları aştı. Dünya güneşi olduk bir kıvılcım yerine. Koş Mustafa Kemal, koş, atın çatlayana dek. Bizi tedbir mat etti, sana tedbir ne gerek? Evet, Büyük Atatürk bugün dünyanın bütün milletleri tarafından, dünyanın bütün saygın aydınları tarafından yad ediliyor, kendisinden saygıyla bahsediliyor. Büyük bir devrimcidir, eşsiz bir önderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yılında bir kez daha programımızın sonunda saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz değerli izleyenler. Programımız burada sona eriyor. Bir sonraki hafta bir başka konuyla karşınızda olmak umuduyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.